Bölüm 26 Mucizevi Teknik Skifeng Parti'ye döndüğünde elit gece tavşanının hepesinin yalnızca üçte biri kalmıştı. Herkes düzgün bir şekilde koordine olmuştu, kola ön tarafta tek başına tanklık yaparken diğerleri şiddetle hasar verdi. Ancak Blajkiye, saldırganlığı kontrol altına almak için çılgınca hasar vermedi. Bunun yerine gece tavşanını sıkıştırmak için Evil Hip'i kullandı ve kolaya biraz nefes alma alanı sağladı kolanın performansı daha çok iyiydi. Canavarı istikrarlı bir şekilde etkisiz hale getirdi ve aynı zamanda agro üzerinde de iyi bir kontrole sahipti. Kola acemi seviyesinde değildi ama uzman olmadan önce önünde hala uzun bir yol vardı. Kola, her zaman kalkanınla engellemeye çalışma. Diğer sanal gerçeklik oyunları gibi saldırıyı engellemek şart değil. Ayrıca bir saldırıdan kaçınmak için kaçabilirsiniz. Bu şekilde şifacının üzerindeki stresi azaltabilirsiniz. Diğer herkes için saldırılarınızı hedefe odaklayın. Sadece rastgele saldırmayın, saldırılarınızı vahşi tavşanın pençelerine veya diğer zayıf noktalarına hedefleyin. Bu şekilde metenin üzerindeki yükün çoğunu azaltabilirsiniz. Sifeng doğrudan kolaya yardım etmek için gitmedi, bunun yerine herkese canavarlara karşı nasıl savaşılacağını öğretti. Eğer herkes Tanrı'nın alanını geleneksel bir oyun olarak görerek mücadele etse, sonuçlar felaket olurdu. Bunun nedeni, verilen iyileşmenin genellikle alınan hasara ayak uydurmaktan uzak olmasıydı. Bazı partiler fazladan bir şifacı getirirdi. Ancak bu, hasarın yetersiz kalmasına yol açacaktır. Sonuç hala partinin silinmesiydi. Oyuncular, Got Sodom'ehindeki dövüş tarzına. Oyun açıldıktan birkaç ay sonra yavaş yavaş alıştılar. O zaman oyuncular artık şimdiki kadar sevimli ve basit olmayacaktı. Ski Feng, gelecekteki atölyesi için bir temel oluşturmak için herkesi yetiştirmek istedi. Dolayısıyla doğal olarak bu insanların Tanrı'nın alanının dövüş stillerini daha erken öğrenmesine izin vermesi gerekiyordu herkes de bir çaylak olduğunu düşünüyordu, bu yüzden kalplerinde hafif bir tatminsizlik vardı. Uzman hiçbir şey söylemedi, peki onun gibi bir çaylak neden emirler veriyordu? Ancak Sifeng'in sözleri mantıklıydı, bu yüzden hala bilinçli olarak Sifeng'in söylediği gibi yaptılar. Kola aynı zamanda savaş tarzını da değiştirmeye başlamıştı. Artık saldırıları katı bir şekilde engellemek için kalkanını kullanmıyordu. Bunun yerine, yabani tavşan saldırısını başlattığında bir adım geri çekildi ve bundan kaçınma fırsatını değerlendirdi. Kolanın çoğu zaman bloka etmek için hala kalkanını kullanması gerekmesine rağmen, bu yine de şifacının üzerindeki yükü büyük ölçüde azaltmıştı. Böyle bir değişiklik gece tavşanını öldürmenin daha da kolaylaşmasını sağladı. Birkaç seviye bir çaylakta biraz şaşırmıştı. Sihifenge karşı görüşlerinde bazı değişiklikler oldu. Feng onu hayal ettikleri kadar dayanılmaz değildi. Feng bu duruma sadece gülümsedi. Onların düşüncelerine hiç aldırış etmedi. Skifeng, kolanın performansını gördükten sonra oldukça iyi olduğunu hissetti. Her ne kadar kola 10 yıl sonra birinci sınıf bir uzman olsa da şu anda o noktadan çok uzaktaydı. Uzman bir MT olsaydı geri çekilmezlerdi, hareket etmeden saldırıdan kaçmayı seçerlerdi. Böyle bir karar, çünkü MT hareket ederse canavar da hareket edecekti. Bu durum uzun menzilli hasar verenleri sıkıntıya sokacak ve büyük miktarda hasar kaybına yol açacaktır. Bununla birlikte, böyle bir teknik, savaşta bol miktarda deneyim ve hünerli tepkilere sahip bir vücut gerektiriyordu. Kolanın hala çok fazla eğitime ihtiyacı vardı. Elit gece tavşanı bir anda düştü. Berserkers için, kasırga darbesi, adlı bir beceri kitabı düşürdü. Ayrıca üç o pers düşürdü. Herkes cehennem modunun düşme oranına hayran kalmaktan kendini alamadı. Elit bir canavarı öldürdükten hemen sonra bir beceri kitabı düştü. Eğer ondan fazla elit canavarı öldürürlerse ondan fazla beceri kitabı elde edemezler miydi? Beceri kitaplarının son derece nadir olduğu ve ortak bir becerinin bile bir gümüş karşılığında satılabileceği bilinmelidir. Şefenki doğal olarak onların düşüncelerini biliyordu. Ancak cehennem modunda bile bu kadar yüksek bir düşme oranı yoktu. Bu, sert modun yalnızca 3 ila 4 katıydı. Daha sonra Sifeng, kasırga slaşını sersemlemiş yalnız kara verdi, daha sonra kolaya seviye bir bronz savunma plakası zırhını verdi, gece korucusu zırha düşürdü. Bu eşyalarla partinin gücü biraz arttı. Kolanın ağzı savunma plaka zırhını aldıktan sonra kapanamadı. Bunun için aceleyle Sifeng'e teşekkür etti. Bu bronz plaka zırhı ile Kolanan'ın savunması 14 puan artmakla kalmamış, HP'si de 350 puana ulaşmıştı. Feng ve Blazkiye dışında sahnedeki herkes kıskançlıkla doluydu. Bronz ekipman bir uzmanın kimliğiydi. Zindanın dışında yalvarsanız bile bir parça bronz ekipman elde etmek imkansızdı ve bu ekipman parçası yalnızca Siegfried tarafından elde edildi. Yine de Sifeng tereddüt etmeden kolaya verdi. Herkesin Sifeng'e karşı fikri oldukça değişti. Böyle bir parti liderinin hiç de kötü olmadığını düşünüyorlardı. Sifeng, ekipman düştüğünde kendilerine öncelik veren diğer parti liderlerinden farklıydı. Bronz ekipmana gelince, onu geçici bir parti üyesine vermeyi unutun, kesinlikle kendilerine saklayacaklardı. Daha sonra herkes ilerledikçe Sifeng'i takip etti. Karanlık ve kasvetli orman korkutucu olmasına rağmen artık herkes heyecan verici bir kavgaya girmeden önceki kadar gergin değildi. Zaman zaman devri gezen bir veya iki elit gece tavşanı önlerinde beliriyor ve onlar da buna hızlı bir şekilde karşılık veriyorlardı. İki gece tavşanı olduğunda Kola bunlardan birini tanklarken Skifeng ve Lionel Snow koşup diğerini öldürürdü. Menzilli oyunculara gelince, onlar Şifengin önünde gece tavşanına saldırmaya öncelik vereceklerdi. Gece tavşanının 700 HP'si şiddetli bombardıman altında hızla tükenirdi. Daha sonra parti kolayı destekledi ve diğer gece tavşanının işini bitirdi. Birkaç dakika içinde iki gece tavşanı artık yoktu. Bu süreçle birlikte şifacılara yönelik bir beceri kitabı olan, yenileme, de düştü yeteneğin 2 saniyelik kullanım süresi vardı. Kahinler tarafından öğrenildiğinde bu beceri anında 37 HP'yi yenileyebilir. Hayat duasından çok daha iyiydi. Hayat duası ile aynı bekleme süresini paylaşmıyordu, dolayısıyla elit gece tavşanlarının neden olduğu hasarı tamamen ortadan kaldırmak için ikisi koordineli olarak kullanılabilirdi. Drowsy Slot, beceri kitabını öğrenmesine izin verdikleri için Sifengye ve diğer parti üyelerine sürekli teşekkür etti. Yenileme, zindanları fethetmek için son derece önemli bir beceriydi. Dışarıda satılacak olsa en az iki ya da üç gümüşe satılabilirdi. Aldırma. Beceri kitaplarının kullanılması amaçlanmaktadır. Devam edelim. Sifeng cevap verirken gülümsedi. AoE saldırı beceri kitaplarının yanı sıra, şifacı sınıfı beceri kitapları en pahalı ve nadir kitaplardı. Ancak Ölümcül Orman, oyuncuların Tanrı'nın alanında temellerini oluşturmalarına olanak tanıyan bir zindandı. Cehennem modunda temel iyileştirme becerilerinin düşme oranı çok yüksekti. Sih önceki hayatında, Ölümcül Orman'ın Cehennem moduna bir kez girdikten hemen sonra 4 şifa becerisi kitabı almıştı. Değerli sayılmadı. Bir saatten fazla bir süre sonra Skifeng'in partisi düz bir otluğa ulaştı. Sonunda zindanın ilk patronuyla tanışmışlardı. Willy. Şef rütbesi. Üçüncü. Seviye. HP 6000. Willy'e vahşi bir gece tavşanıydı. Boyu iki kişi kadardı ve keskin çelik pençeler patilerini süslüyordu. Bu pençeler taze bir kan ziyafeti yaratmayı seviyordu ve buna yakalananlar paramparça edilip bir kan nehrine dönüşüyordu. Bu pençelerin altında kaç oyuncunun korkunç bir şekilde öldüğü bilinmiyordu. Winley'den kısa bir mesafede 7 elit gece tavşanı nöbet tutuyordu. Bu 7 tavşan birbirine çok yakındı. Bir tanesi saldırıya uğradığında diğer yabani tavşanlar da saldırıyordu. Ayrıca patronu cezbetme olasılığı da çok yüksekti. Feng olsa bile, bir boss dahil olmak üzere yedi gece tavşanıyla karşı karşıya gelemezdi. Ancak yedi gece tavşanının işini bitirmezlerse patrona saldırmalarının hiçbir yolu yoktu. Kardeş Feng, şimdi ne yapmalıyız? Burada çok fazla gece tavşanı var. Oyun bize hiç şans vermiyor. Blajke çok endişeliydi. Patron önlerinde olmasına rağmen sistem onlara öyle bir el uzatmıştı ki. Bu zorluk çok büyüktü. Bunun bir cehennem modu zindanı olmasına şaşmamalı. Mutlak güç olmadan geçmek imkansızdı. Sistemin ortamı da herkesi kızdırdı. Yedi elit gece tavşanına kim savuşturabilir? Seviye beş koruyucu şövalye bile bunu yapamaz. Hepiniz şu kaya'nın arkasında beni bekleyin. Kola, canavarı karşılamaya hazırlan. Benim emrim olmadan herkesin saldırmasına izin verilmez. Skifeng yakındaki büyük bir kaya'yı işaret etti. Skifeng doğal olarak burada yedi elit gece tavşanı olduğunu biliyordu herkes Hifeng'in emrine sorgulamadan uydu. Buraya gelirken öldürdükleri tüm canavarlar başarı için Sifeng'in emirlerine güvendiler. Oldukça fazla gece tavşanı öldürdüler ve herkes bir veya iki parça bronz ekipman elde etmişti. Blajkian'in beş parça bronz ekipmanı bile vardı. Partilerinin gücü kesinlikle diğer elit partileri geride bıraktı. Böyle bir başarının kredisi Sifeng'in emirlerine aitti. Sifeng'e gelince, yedi gece tavşanından 40 metre uzakta bir yere koşmuştu. Gece tavşanlarının her hareketini gözlemleyerek çalıların arasına sessizce saklandı. Herkes Sifeng'in canavarları cezbetmeye çalıştığını anladı. Ancak yedi gece tavşanı birbirine çok yakındı. Sifeng bir kılıç ustasıydı. Uzun menzilli saldırı yeteneğine sahip değildi, peki canavarları nasıl cezbedebilirdi? Zaman parça parça geçti. Herkes son derece endişeliydi. Sifeng kazara başarısız olursa, bu bir parti silme işlemi olurdu. Ancak Sifeng sakindi. Uzaklardaki gece tavşanlarını izlerken bir santim bile kıpırdamadı. Bu sırada serin bir resim esti. Ağaçlardaki ölü bir yaprak uçarak uçtu. Ölü yaprağın gece tavşanına doğru süzüldüğünü gören Sifeng, yanında küçük bir taş aldı. Yavaşça taşı yere attı. Taşın uçtuğu yön... Bosa en yakın gece tavşanına doğruydu. Bitirildiler. Bunun nasıl bir sonuç olacağını herkes anladı. Kesinlikle bir patron ve yedi gece tavşanının onlara doğru koşup onları kanlı kurbanlara dönüştürmesinin birleşimi olurdu. Taş gece tavşanına çarpmak üzereyken, ölü yaprak taşla gece tavşanının arasına sıkıştı. Taş ölü yaprağa çarptı ve onu gece tavşanına çarptı. Gece tavşanı aniden çevresine bakınca sadece bir yaprak gördü. Ancak ona çarpan bir yaprak nasıl bu kadar acı verebilirdi? Daha sonra gece tavşanı çevreyi gözlemlemek için biriminden ayrıldı. Ne aradığını bilmeden amaçsızca etrafına bakındı. Farkında olmadan biriminden 20 metreden fazla uzaklaşmıştı ve hala daha da uzaklaşıyordu. Fazla tanrısal. Yalnız kar haykırmaktan kendini alamadı, gözleri neredeyse yuvalarından fırlayacaktı. Diğer herkes de aptalca başını salladı. Gece tavşanına vururken ölü yaprağı vurup gece tavşanının nefretini karıştırarak hedefini körü körüne aramasına neden olmak için nasıl bir isabetli muhakeme ve nişan alma gerekiyordu? Bunu nihai bir beceri olarak adlandırmak bile aşırı değildi. Sifeng gerçekten bir çaylak mıydı? Onları aptal yerine koyacak bir oyun tanrısı olamaz, değil mi? Oyuncu, gerisi sana kalmış. Sifeng kayanın bulunduğu yere yürüdü. Oyuncuya baktı, konuşurken kişinin omuzlarını çırptı ve gülümsedi. Bölüm 27 Sifeng'in geliştirilmiş partisi. Sifeng'in yorumunu duyan oyuncu, obur fare aniden paniğe kapıldı. Sifeng'in ondan ne yapmasını istediğini anlamadı. Eğer kötü performans göstermiş olsaydı ve bunun sonucunda partiden atılmış olsaydı, ölene kadar bundan pişmanlık duyacaktı. Bu dönemde iyi bir parti bulmak zordu, bir uzmanın liderliğinde bir partiden bahsetmiyorum bile. Diliseniz bile böyle bir partiye katılmak imkansızdı. Sakin ol, tehlikeli bir şey yapmana izin vermeyeceğim. Sadece bir alev spriti çağırmanız ve talimatlarımı takip etmeniz gerekiyor. Başka bir şey yapmana gerek yok. Dedi Schiffeng bir gülümsemeyle, Oberfahre'nin sinirlerini biraz hafifletmeye çalıştı. Şu anda, oyuncular güçlü değildi, esas olarak becerilerinin yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Bir sihirdarın saldırı yöntemi esas olarak çağrılan yaratıklara dayanıyordu, oysa normal saldırıları düşük hasarlı büyülü mermiydi. Ancak müthiş becerilere sahip bir oyuncu, tek kişilik bir orduya dönüşebilir. Bu, özellikle güçlü elemental yaratıkları çağırabilen oyuncular için geçerliydi elit canavarları sanki oyun oynuyormuş gibi öldürebilirlerdi. Parti lideri, emin olun, bunu kesinlikle yapacağım. Obur fare yüksek sesle söyledi, ses tonu saygıyla doluydu. Öğretmeniyle tanışmış bir öğrenci gibiydi. Hepiniz o kayadan uzaklaşın, 20 metre kadar uzaklaşın, en iyisi olur. Diğer canavarları cezbetmemeye dikkat edin. Sehefeng arkasına döndü ve diğer parti üyelerine şunları söyledi. Evet, parti lideri. Diğer parti üyeleri yüksek sesle cevap verdi. Şu andaki tutumları öncekinden tamamen farklıydı. Stephen herkesin performansı karşısında biraz şok oldu. Neden her biri birden bire bu kadar itaatkar oldu? Ancak Stephen az önce attığı tek taşın her birini tamamen şok ettiğini bilmiyordu. Stephen'in taş atma tekniğine hayranlıkla doluydular bu kadar beceri ve doğruluk kesinlikle normal bir insanın yapabileceği bir şey değildi, profesyonel oyuncular bunu bile yapamayabilir. Güçlüye tapınmak, oyun içinde yaygın bir görüştü. Bu seviye bir çaylakları da istisna değildi. Şu anda herkesin Sifeng'e baktığı bakış tamamen farklıydı. Daha önce sadece Sifeng'in iyi bir komutan olduğunu düşünüyorlardı. Ancak şimdi Sifeng, taptıkları güçlü bir insandı. Sihifeng'e karşı hafifçe bir saygı duygusu geliştirmişlerdi. Kenarda duran Blakiye, Yalnız Kar'ın omuzlarını çırparak gururla şöyle dedi: "Nasıl? Kardeş Feng'i takip etmek kötü değil, değil mi?" Yalnız Kar, fengin peşinden gitme kararına sevinerek sessizce başını salladı. feng kesinlikle bir beta test uzmanıydı. Yeterli deneyim ve uygulama olmadan bu tür tekniklerin gerçekleştirilmesi imkansızdı. Bunu yalnızca bir beta testçisi yapabilir. Ha ha ha. Gelecekte ne yapmayı düşünüyorsunuz? Blajkiye aniden sordu. Yalnız kara yönelik fikirler üretmeye başladı. Atölye hala mevcut olmasa da Blajkiye, atölyesi için yalnız karı kaçırmak istiyordu. Kolanın onlara katılma şansı yüzde yüzdü ancak Lionel Snow'un hala böyle bir yönde ilerleme planı yoktu. Gelecek. Yalnız kar bunu daha önce hiç düşünmemişti ortalama bir oyuncuydu. Büyük bir hırsı yoktu, sadece oyun oynayarak biraz para kazanmak istiyordu. Dürüstçe şöyle dedi. Bunu daha önce hiç düşünmemiştim. Tekniklerinizin oldukça iyi olduğunu görüyorum. Neden şimdilik bize katılmıyorsun? Blajkiye kayıtsızca sordu. Gerçekten mi? Yalnız kar, Blajkiye'nin sorusundan sonra geleceği konusunda endişeye kapıldı. Nereye gitmek istediğini bilmiyordu eğer bir uzmanla part yapabilseydi, bundan daha iyisi olamazdı. Elbette. Ancak yine de gelecekteki performansınıza bakmamız gerekiyor. Biz sadece insanları kabul etmiyoruz. Dedi Blajkia gururla, bir uzmanmış gibi davranarak. Teşekkür ederim siyah kardeş. Yalnız kar mutlu bir şekilde cevap verdi. Şansının bir uzman tarafından fark edilecek kadar büyük olacağını hiç düşünmemişti. Yalnız karın aynı fikirde olduğunu gören Blajki'ye rahat bir nefes aldı. Şu anda Blajki'ye, kaplan gibi davranan bir tilkiydi. Tanrı'nın alanında Sifeng'e pek yardımcı olamazdı ama yine de yönetim konusunda yardımcı olabilirdi. Şu an itibariyle atölyelerinin gölgesi bile yoktu. Ayrıca 16.000 kredi borcu da vardı. Atölyenin üyeleri yalnızca Sifeng ve kendisinden oluşuyordu kesinlikle tarihin en fakir atölyesiydi. Eğer bunu diğerleri öğrenseydi kesinlikle geri dönüp giderlerdi. Artık Blajkiye, insanları atölyelerine katılmaya ikna etmek için yalnızca uzman numarası yapabiliyordu. Şu anda, Skifeng şu anda oyuncuya operasyonun içeriğini açıklıyordu. Operasyon, Oberfari'nin Alev Paris'ini kontrol ederek kalan 6 gece tavşanını cezbetmesine izin vermekti patrona en yakın olan gece tavşanı artık olmadığından, diğer gece tavşanlarını cezbetmek patronun ilgisini çekmeyecekti. Canavarları kolaylıkla cezbedebilirlerdi. Alev Sprite son derece zayıftı. HP'si sadece 15 puan gibi acı nasıl bir seviyedeydi ve tek bir vuruşta ölebilirdi. Ancak hareket hızı son derece hızlıydı. Çok küçük boyutuna ek olarak onu vurmaya çalışmak zor bir iş olurdu. Operasyonu başlatın. Fare, Kayanın etrafında dönerken 4 yard veya daha fazla mesafeyi korumayı unutma. Diye hatırlattı Sifeng bir kez daha. Obur fare başını salladı. Altı gece tavşanını cezbetmek için Alev Parisini dikkatlice kontrol etti. Sprite 35 yarda mesafeye girdiğinde en yakın elit gece tavşanı Alev Sprite'yi keşfetti. Aniden vücudunu çevirdi ve Alev Parisine doğru koştu. Diğer gece tavşanları da koşarak geldiler. Gece tavşanlarının yeme yuttuğunu gören obur fare, alev parisini hemen kontrol etti ve koştu. Altı gece tavşanı sıkı bir takip içindeydi ama hızları alev perisinin üstesinden gelemezdi. Bir anda alev parisi büyük kayanın altına ulaşmıştı. Altı gece tavşanını cezbetmiş ve büyük kayanın etrafında dönmeye başlamıştı. Öte yandan Kola, bir mini terk eden gece tavşanına çoktan saldırmıştı. Kola Bloklama ve yeni becerisi, Divinestrike, I kullanma arasında geçiş yaptı. İki adet bronz ekipmanın etkisiyle Divinestrike'in tek vuruşu 26 hasara neden olmuştu. Normal bir saldırının neden olduğu 11 veya 12 hasarla karşılaştırıldığında çok daha yüksekti. Ayrıca Divinestrike'in nefreti artırma etkisi de vardı. Agro'yu tutmak çok daha kolay hale geldi. Gece tavşanı kısa sürede öldürüldü. 5 bakır düşürdü. Bu gece tavşanı halledildikten sonra geriye yalnızca büyük ayanın etrafında dönmeye devam eden altı gece tavşanı kaldı. Gece tavşanlarını cezbedeceğim. Kola, canavarı çekmeye dikkat et. Skifeng başka bir küçük taş aldı ve onu arkadan koşan gece tavşanına fırlattı. Gece tavşanı, vurulduktan sonra kafatasını oluşturdu. Tavşan arkasını döndü ve taşı atan Skifeng'i keşfetti. Gece tavşanı aniden öfkelendi güçlü bacaklarıyla çılgınca Sifeng'e doğru atladı. Diğer gece tavşanlarına gelince, onlar hala heyecanla alev perisini kovalıyorlardı, yoldaşlarından birinin ortadan kaybolduğunu fark edemiyorlardı. Al şunu. Sifeng, gece tavşanının partiden sadece 20 metre uzakta olduğunu görünce emir verdi. Kola ileri atılarak gece tavşanının başına bir ilahi saldırı gönderdi. Gece tavşanının hedefi anında değişti ve pençelerini Kola'nın kafatasına doğru uzattı. Ancak Kola vücudunu yanlara doğru kaçarak hızlı tepki vermişti. Saldırıyı önledikten sonra Kola, ceza yı kullanarak devam etti. Bu beceri gece tavşanının Kola'ya olan nefreti'ni bir kez daha güçlendirmişti. Millet ateşe odaklansın. Feng, Kola'nın performansını gördükten sonra içten alkışladı. Kola'nın öğrenme yeteneğinin bu kadar harika olacağını hiç düşünmemişti. Ondan biraz fazla savaştan geçtikten sonra gece tavşanının saldırı düzenlerini zaten öğrenmişti. 10 yıl sonra birinci sınıf bir loncanın çekirdek metesi olmasına şaşmamalı. Potansiyeli sınırsızdı. Kola'nın önündeki gece tavşanı 20 saniye içinde düşmüştü. Hatta kılıç ustası için bir beceri kitabı bile düşürmüştü. Double job, Sih Feng bunu çekincesiz hemen öğrendi. Çift doğrama. Eylem tipi. Gerektirir, kılıç. Seviye 1. Yeterlilik 0-300. Hızla 2 kez hasar verir. Kılıcın her darbesi %120 artı 15 hasar verir ve ayrıca kanama etkisini %20 artırır. 10 saniyelik süre. Maksimum 5 defaya kadar istiflenir. Bekleme süresi, 8 saniye. Bu beceri kitabı Sifeng'in patlayıcı gücünü büyük ölçüde arttırmıştı. Yeteneğe alışma sorununa gelince, bu Sifeng için mevcut değildi. 10 yıl boyunca bir kılıç ustası olarak oynadıktan sonra, işe ait beceriler Sifeng'in kemiklerine derinlemesine kazınmıştı. Sifeng bu becerilere sahip olduğu sürece, onları en büyük potansiyeli kadar kullanabilecekti. Sifeng ayrıca kalan 5 gece tavşanını da birbiri ardına cezbetmişti parti tavşanları tek tek öldürmüştü ve son gece tavşanının ölümünün ardından Skifeng'in vücudunun etrafında altın bir parıltı belirdi, seviye 2'ye yükseldi. Aynı zamanda, 5 gece tavşanı partiye muhafız şövalyeleri için bir parça bronz plak bağışlamıştı. Ekipman kolanın hepesini 390 puana ve savunmasını 56'ya çıkardı. Ayrıca kolanın gece tavşanı şefinliğine karşı direnme yeteneğini de arttırmıştı. Bölüm 28 Cehennemin Korkusu Modu Nöbetçi olan elitlerin tamamı öldüğünden, açık alanda yalnızca patron Willi'ye kaldı. O sırada Willi'ye yerde yatıyor, uyuyordu. Kayıp yandaşlarının farkında olmadan zaman zaman sırtını kaşıyordu. Herkes şimdilik iyileşsin. Birazdan Willi'ye baskın yapma yöntemini açıklayacağım. Sih Feng önce herkesin rahatlamasını istedi. Willi'ye ile yüzleşmek kolay olmayacaktı mücadele yüksek derecede konsantrasyon gerektirecektir çünkü tek bir hata herkesin birbirine gömülmesine neden olabilir. Sifeng'in emrini duyan herkes iyileşmek için oturdu. En iyi hallerine kavuşmak için yediler ve içtiler. Sifeng'in parmağı, nitelik panelini çağırırken salladı ve salladı. Yakın zamanda seviye 2'ye ulaşmıştı. Abir Sal Blade sayesinde elde ettiği serbest özellik puanları diğer oyuncuları 2 puan açtı puanlarıyla yapabileceği seçimler ortalama bir oyuncunun biraz üzerindeydi. Başlangıç döneminde kılıç ustasının çevikliğinin 20 puana ulaşması yeterliydi. Ancak Sifeng puanını 30 puana çıkardı. Çeviklik 30 puana ulaştığında vücudun esnekliğinde sabit bir artış olacaktı. Daha sonra Sifeng, kalan puanları güçe ekleyerek patronla mücadele etmesini kolaylaştırdı. Skifeng'in üzerinde üç parça bronz ekipman, gizemli demir yüzük ve sihirli silah vardı. Skifeng nitelikleri temelde kendi gereksinimlerine ulaşmıştı. Karakter, Yefeng. İnsan. Bağlı Krallık, Yıldız Ay. Başlık, Binlerin Kudreti. Mesleği, Kılıç Ustası. Seviye 2. HP, 520-520. Saldırı gücü, 88. Savunma gücü, 39. Saldırı hızı, 15 hareket hızı, 13. Nitelikler, güç 32, çeviklik 30, dayanıklılık 24, zeka 13, canlılık 13. Bu tür nitelikler ile Skifeng, Willi'ye ile uğraşırken daha fazla güvene sahipti. Herkesin iyileştiğini gören Skifeng, Willi'nin iki yeteneği var. Bunlardan biri de ölüm ziyafeti. Willi'ye kullanıldığında nefreti görmezden gelecek ve en yakındaki oyunculara rastgele saldıracak. Blajkiye ve Lionel, siz ikiniz konumunuza dikkat etmelisiniz. Diğer beceri ölüm pençeleridir. Kola, bu beceriyi kullanmadan önce bostan uzaklaşmalısın. Yalnız kar, patronun sözünü kesmeye dikkat et. Zamanı gelince hatırlatacağım. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da çok akıllı olmasıdır. Bu nedenle aynı saldırı modelini kullanmaya devam etmeyin. Tamam, bu kadar. Eğer hazırsak o zaman savaşa başlayın kola. Kardeş Feng, dikkat etmemiz gereken başka bir şey yok mu? Blackie fısıldayarak Feng'in yanına yürüdü. Burası ölümcül ormanın cehennem moduydu. Ayrıca herkes uzman değildi. Ancak Sifeng'in açıklaması o kadar basitti ki, onlara bu patronu fethetmenin çok kolay olduğunu hissettirdi. Ancak normal modda ölen o kadar çok elik parti vardı ki, cehennem modu nasıl bu kadar basit olabilirdi? Parti lideri dikkat etmemiz gereken bir detay yok mu? Herkes çok endişeliydi. Daha ince ayrıntılar hakkında daha fazla konuşacağını umarak Sifeng'e baktıklarında hepsi bakışlarında beklenti taşıyordu. Acemi olduklarından anlamadıkları pek çok şey vardı. Sifeng gibi bir uzmana gelince, onun ortak bilgi olduğunu düşündüğü şeyler kesinlikle onlar gibi acemiler için ortak değildi. Seçkinler bir bosluğa karşılaştırılamaz. Diğer elit partiler kesinlikle patronun ellerinde ölmüş olmalı. Ekipmanları elit partininkinden daha iyi olmasına rağmen hala birinci. Seviye çaylaklardı. Kendi değerlerini açıkça biliyorlardı. Çok fazla endişeleniyorsunuz. Rahatlamak. Zamanı geldiğinde sana ne yapman gerektiğini ve ne zaman yapman gerektiğini anlatacağım. Bu yüzden endişelenme. Kola, dövüşe başla ve daha sık kaçmayı unutma. Tek bir şifacı patronun hasarını karşılayamayacak. Sifeng gülümsedi. Parti üyelerinin oldukça ilginç olduğunu düşünüyordu. Ayrıntılar konusunda düşündüğünden çok daha ciddiydiler. Önceki hayatında Sifeng, gölge kaptanı olarak cehennem modu zindanlarına sayısız kez girmişti. O zamanlar arasında yüz kişilik zindanların da eksikliği yoktu. Peki, küçük bir patronu yenmek için birkaç acemiye nasıl rehberlik edeceğini nasıl bilemezdi? Kola'nın bu işi zorlaştırmaktan başka seçeneği yoktu. Kola algılama aralığına girdiğinde Ünlü'ye aniden ayağa fırladı. Kolayı görünce ağzı salya akıttı ve iki çift çelik pençesi kıvılcım çıkaracak şekilde iç içe geçti. Kola açıkça Willian'in katliam kalbini harekete geçirmişti. Çelik pençelerini kaldırdı ve aceleyle kolaya doğru koştu. Oynamaya başlamak iyileştirir. Tüm hasar verenler Willian'in uzunlarına saldırmaya hazırlanıyor. Sifeng, Willian'in tehditkar görünümünü görünce emretti. Tam Sifeng konuşmayı bitirdiğinde Willian koladan önce gelmişti. Kola tepki veremeden keskin pençeleri gökten düşerek kolanın boynunu kesti. Peng, Kola içgüdüsel olarak kalkanını çelik pençeleri engellemek için kullandı ve üç parlak kıvılcım çizgisi oluşturdu. Ayrıca kalkanın üzerinde üç pençe izi kalmıştı. Muazzam hücum kuvveti nedeniyle kola, vücudunu sabitlerken 5 veya 6 adım geri çekilmek zorunda kaldı. Başının üstünde eksi yüz üçlük bir hasar ortaya çıktı. Kola saldırmaya bile fırsat bulamadan Ulye bir kez daha çiliğini salladı bu sefer kolay kalkanıyla uçmaya gönderildi ve eksi 105 puanlık hasar ortaya çıktı. Ancak o anda iyileşme kolanın üzerine indi ve onun için 43 HP'yi geri kazandı. Kolanın aldığı hasarla karşılaştırıldığında bu gerçekten önemsiz bir miktardı. Herkes şok oldu. Boss'un hareket hızı ve hasarı çok korkunçtu. Eğer kola iki adet bronz ekipmana sahip olmasaydı ya da saldırıları kalkanıyla engellemeseydi bu iki saldırıdan dolayı ölürdü. Yalnız kar, Vilya'ya hücumu kullan. Blajki'ye, kötü kırbacı kullan. Skifeng uzun zamandır böyle bir durumu bekliyordu. Hemen Blajki'ye bağlama becerisi kullanması talimatını verdi. Yalnız kar, Vilyen'in bir sonraki saldırısını engellemek için bir yük kullanarak tepki gösterdi ve kolanın hayatını kurtardı. Ancak yalnız karın saldırısı Vilyen'e yalnızca 11 hasar vermişti. Bunun üzerine şaşkına döndü. Nitelik puanlarının çoğunu güce eklemişti ve hatta üzerinde iki parça bronz ekipman vardı. Ancak çok az miktarda hasar vermişti. Karşısındaki boss'un 6000 HP'ye sahip olduğu bilinmelidir. Blajki'ye de yandan ilahi söylemeyi bitirip şeytani kırbaçını gönderdi. Beş zifiri kara diken çizgisi birdenbire William'in bacaklarını daralttı. Sifeng, William'in arkasına dönme şansını yakaladı. Elinde Abyssal Blade ile William'in boynuna Double Chop kullanarak eksi 66 ve eksi 67 hasara neden oldu saldırısı aynı zamanda bir kanama etkisi neden neden oldu ve milyenin 10 saniye boyunca her saniye 8 HP kaybetmesine neden oldu. Yüksek hasar, Willian'in hemen nefretini Skifeng'e çevirmesine neden oldu. Ancak Skifeng buna hiç şans vermedi. 30 çevikliği ile Skifeng, çelik pençelerden kolayca kaçtı ve Willian'den 5 metre uzakta göründü. A a a. A o. Ah. ah, ah. ah, oh. ah. Willye Skifeng'e koşarken öfkeyle bağırdı. Menzilli oyuncular saldırmaya başlıyor. Kola, iyileşmen bittikten sonra buraya gel ve Willye'yi tut. Skifeng, Willye'nin pençelerinden kaçarken sistematik olarak geri çekildi. Ancak Skifeng'i izleyen diğerlerinin ruhları şok oldu. Bunun nedeni Willye'nin pençelerinin Skifeng'in kafatasına her saldırdığında sıyırması ve saçını dansa çevirmesiydi herkes çok olmasına rağmen saldırmayı asla bırakmadılar. Büyülü saldırılar birbiri ardına gönderilirken yalnız kar, William'in arkasında kasırga darbesini kullandı. Ancak bu hasarlardan hiçbiri eksi 20 puanı aşmadı. William'in HP'si yavaşça azaldı. Ara sıra Sifeng tarafından vurulduğunda hepesi bir parça düşüyordu. William'in hepesi bir anda %90'a düştü. William pençeleriyle çılgın bir dansa başlayınca öfkelendi. Saldırı hızını büyük ölçüde artıran ölüm pençelerini kullandı. Sih Feng neredeyse bundan etkilendi. Neyse ki saldırıyı engellemek için abissal kılıcı kullanmıştı ve ondan yalnızca eksi 130 hasar almıştı. O anda kola tüm HP'siyle hızla ilerledi. William'in kafasına bir ilahi saldırı uyguladı ve ardından bir ceza uyguladı. William'in nefreti ancak bir dizi saldırının ardından kolaya geçti. Nefretin değişmesi aynı zamanda William'in ölüm pençelerini de kesintiye uğratmışı ve William'i normal durumuna döndürmüştü. William'in hedefleri değiştirdiğini gören Schiffeng, Tundering Flash'ı salladı. William'in vücudundan 3 gök gürültüsü geçti ve 92, 116, 137 hasar verdi. Aynı zamanda William'e hasar artırma etkisi vererek diğerlerinin ona %20 daha fazla hasar vermesini sağladı. Willie ile kavga etmek çok daha kolaylaştı. Blajki'ye durmadan her biri eksi ellinin üzerinde hasar veren kara oklar gönderiyordu. Diğerleri ise Willie'ye yalnızca eksi yirminin üzerinde hasar vermeyi başardılar. Acı verici bir dayak yiyen Willie tam arkasına dönüp Sifeng'e saldırmak üzereyken kola hem ilahi saldırıyı hem de cezayı bir kez daha kullandı. Willie'nin nefreti hızla kolaya geri çekildi. Willie kolaya döndüğünde Sifeng, üzerinde Ejhop kullandı. Bu şekilde Sifeng ve Kola, Willian'e sırayla saldırarak hiçbir oyuncuya saldıramamasına neden oldu. Willian'in HP'si %30 olana kadar sürekli düştü. Willian çılgına dönmüş bir duruma girdi, bedeni birkaç boyut arttı. Yakın dövüş oyuncuları bostan uzak dursun. Blajki'ye, kötü kırbaçı kullan. Şifacı, iyileştir beni. Sifeng yüksek sesle bağırdı şu anki haliyle William kesinlikle büyük hamlesi öldürme ziyafetini kullanacaktı. Yalnız kar ve kola, Skifeng'in komutunu duyduktan sonra hemen patrondan uzaklaştılar ve Skifeng'in patronu tek başına tank etmesine izin verdiler. İkisi on yarda menzilinin dışına çıkınca William ortadan kayboldu. Kimse ne olduğunu anlamadı. William ye yeniden ortaya çıktığında, çoktan Skifeng'in sırtına ulaşmıştı ve çelik pençeleri aniden aşağı indi. Feng uzun zamandan beri buna hazırdı. Gelen pençeleri engellemek için kılıcını kullandı. Ancak bu saldırıyı engelledikten hemen sonra William bir kez daha ortadan kayboldu ve tekrar Skifeng'in arkasında belirdi. İki kısa saniye içinde William, Skifeng'in sırtına yedi kez saldırdı. Neyse ki Skifeng'in çevikliği 30 puana ulaşmıştı. William'in hızına zar zor yetişebiliyordu. Bununla birlikte, Skifeng'in engellediği her saldırı yine de ondan önemli miktarda HP alacaktır. Aldığı iyileştirmeler aynı zamanda HP'sini de sürekli olarak iyileştirdi. Eksi 96, eksi 97, artı 46, eksi 96, eksi 97, artı 48, artı 32, eksi 96, eksi 97, artı 46. Eğer Skifeng 520 HP'ye sahip olmasaydı ve kendisine gelen her pençeyi engelleseydi, Skifeng, William'in öldürme ziyafetinden %100 kesinlikle ölürdü. Şu anda Skifeng'in kalan HP'si 100 puana ulaşmadı. Ondan kurtulmak. Skifeng yüksek sesle bağırdı. Büyük hamlesini kullandıktan sonra William zayıflamış duruma girecekti. Onu öldürmek için mükemmel bir şanstı herkes sürekli olarak Hunliye'yi saldırılarıyla selamladı ve sonunda Hunliye'nin kalan %30 HP'si de tıraşlandı. Dört eşyayı düşürdü. Herkes nefesini bırakmak üzereyken Sifeng herkesin mevcut durumuna baktı. Şifacı Drowsy Slot'un kalan MP'si %20'ye ulaşmadı ve diğer büyücülerin MP'si %10'a ulaşmadı. Sifeng aceleyle şöyle dedi. Millet, oturun ve hemen iyileşin. Herkesin kafası karışmıştı. Patron ölmemiş miydi? Neden bu kadar acele ediyorlar? Ancak herkes Halas Hifeng'in oturup iyileşme komutunu dinledi. Daha beş saniye boyunca yiyecek ve içecek yiyip toparlanmadan önce herkesin kulağına şiddetli bir uğultu geldi. Kükreme tüm ölümcül ormanı sarsmıştı ve onu takip ederek ormanın içinden siyah bir gölge fırladı. Siyah gölge devasa bir kurt adamdı. Kurt adam, William'in cesedine baktı, ardından Skifeng ve diğerlerine baktı. Zifiri siyah gözleri bir anda koyu kırmızıya döndü. Tam bir kükreme çıkarmak istediğinde, Skifeng rüzgar bıçağı ile ona doğru koştu. Skifeng hemen abisal bindi kullandı. Dokuz zincir ortaya çıktı ve kurt adamı ve ağzını bağlayarak ses çıkarmasını engelledi. Şu anda herkes sonunda kurt adamın istatistiklerini gördü. İki barlık hepesi vardı. Kurt adam keçesi. Lord seviyesi. Üçüncü. Seviye. HP 12.000-12.000. Kahretsin, neden bir Lord Boss var? Blajki heranet etti. Bir patronu öldürdükten hemen sonra zar zor dinlenmişlerdi ve şimdi önlerinde bir Lord vardı. Lordlar, reislerden bir kademe daha yüksekti. Oyun tam anlamıyla onları öldürmeye çalışıyordu. Herkes şunu hatırlasın kurt adam keçesinin bir kükreme daha çıkarmasına kesinlikle izin vermeyin. Feng sürekli olarak herkese hatırlattı. Ancak diğerleri açıkça korkmuştu. Kurt adam keçenin vücudu ve hepesi yüzünden değil, o korkunç kızıl gözler yüzünden. Herkese hareket etmeyi zorlaştıran korkutucu bir his veriyorlardı. Bölüm 29 Olağanüstü Durum Ölümcül Orman Zindanı'nın önünde toplanan seviye 2 oyuncuların sayısı artıyordu. Ayrıca Zindan'a dalan sonsuz bir oyuncu akışı vardı. Çok sayıda seviye 2 oyuncusu olduğundan, tezgahlar kurarak kenarlara doğru seyyar satıcılık yapan oldukça fazla sayıda oyuncu vardı. Kaliteli seviye 0 ortak ekipman, geçerken kaçırmayın. Zindana ancak iyi ekipmanlarla inebilirsiniz. Ekipman sınırlı, acele edin ve satın alın. Küçük HP iksirleri bir kez anında 90 HP yerleştirir. Size layık bir savaş için mutlaka sahip olunması gereken bir araç. Tanrı'nın alanı 10 saatten fazladır açıktı. Buradaki oyuncuların hepsi seviye 2 oyuncularıydı. 10 saatten fazla süren mücadelenin ardından epeyce eşya toplamışlardı. Birçok seviye 2 oyuncusu, kullanmadıkları eşyaları satmayı ve onları kullanabilecekleri bir şeyle değiştirmeyi amaçlamıştı. Böyle bir durum ölümcül ormanda işlerin gelişmesine neden olmuştu. Ölümcül Orman'ın önündeki oyuncu sayısı artmaya devam etse de zindana giren partilerin sayısı azalmaya devam etti. Sadece habersiz olan gruplar Ölümcül Orman'a girebilirdi. Ancak bu oyuncular Ölümcül Orman tarafından uygun şekilde yetiştirildikten sonra birdenbire önceki inançlarının çok saf olduğunu keşfettiler. Bu nedenle itaatkar bir şekilde zindanın önünde durdular. Yeni partilerin zindana girişini gülümseyerek izlerken diğer partilerle hayattan bahsettiler. Ayrıca deneyimli gruplarla birlikte ölümcül orman hakkındaki raporları araştırmışlar ve zindanı fethetmek için karşılıklı olarak stratejilerini geliştirmişlerdi. Zindana girip çıkan oyuncuların dalga dalga geçmesinin ardından ölümcül orman sonunda Rediafka Sabasındaki her oyuncunun ağrılı noktası haline gelmişti ölümcül ormana giren her oyuncu zindan hakkında yalnızca bir izlenime sahipti. Son derece korkunçtu. Şu anda ölümcül ormanın diriliş mezarlığında altı beyaz ışık çizgisi parladı. Bunu takiben altı figür içeriden ortaya çıktı. Bu zindanı temizlemenin hiçbir yolu yok. Snow, sanırım canavarları ezmek ya da görevler yapmak daha iyi olur. oyuncu canlandıktan hemen sonra narin ayaklarını yere vurdu, göğsü yukarı aşağı hareket ediyordu. Öfkeli ama narin görünümünün tatlılığı anında erkek oyunculardan oluşan kalabalığın dikkatini çekti. Nazik kar başını salladı ve derin düşüncelere dalarak şunları söyledi. Ölümcül ormandaki kazanımlarımız nispeten iyi, bu yüzden kolayca pes edemeyiz. Ama ölümcül ormanın içindeki orman çok büyük. Buna çok sayıda küçük yolda da eklenince harita olmadan kolayca kayboluruz. Ancak sayısız yol arasında patronun bulunduğu yere giden birkaç yol olması gerektiğine inanıyorum. Diğer yollar sadece kafamızı karıştırmak için bir tuzak olarak oradadır. Bu yüzden sürekli gece tavşanları tarafından pusuya düşürülüyoruz. Biz ne kadar çok savaşırsak o kadar çok gece tavşanı gelecek. Şimdilik biraz bilgi toplamak için araştırma yapalım ve ölümcül orman için bir harita tamamlayıp tamamlayamayacağımıza bakalım. Herkes nazik karın spekülasyonunun mantıklı olduğunu hissetti, özellikle de gece tavşanlarına saldırdıkları kısımla ilgili. Bazen ormanın içinden rahip Xiaoyue'ye hedef alan tüyler ürpertici bir ok belirirdi. Eğer Xiaoyue'nin kaçma becerisi olmasaydı çoktan partiyi silip süpürürlerdi. Ayrıca ormanın derinliklerini indikçe gece tavşanlarının sayısı da artıyor. Sonunda gece tavşanlarının sayısı çok fazla olmaya başladı. Tavşanların hepsine omuzlayamadılar. Bu da ölümle geri dönmelerine neden oldu. Eğer doğru yolu bulabilirlerse şimdiye kadar zindanı çoktan temizlemiş olabilirlerdi. Hawiros sadece onaylayarak başını sallayabildi. Partinin lideri aslında nazik kardı ve nazik karın spekülasyonları her zaman çok doğruydu. Hawiro ona inanmaktan kendini alamadı. Öneriye uyarak Nazi Karvezha oyları kayıtsızca birkaç kez bağırdılar ve ölümcül orman hakkında bilgi alışverişinde bulunmak istediklerini belirttiler. İki güzel güzelin seslenmesinin yarattığı çarpıcı etki inkar edilemezdi. Aniden, oyuncular birbiri ardına koştukça ölümcül ormandaki atmosfer kaynamaya başladı. Her biri pozisyonda ilk olmak istiyordu. Erkek oyuncuların sayısı çok fazla olduğundan bu onlar için bir tanrıça ile konuşmak için büyük bir şanstı. Kim bilebilirdi ki eğer tanrıça onlara baksaydı gelecekte kutsanmış bir hayat yaşayabilirlerdi. Bu arada ölümcül ormanın cehennem modunda zindandaki gökyüzü çoktan kararmıştı. Binlerce kuş gökyüzünü uçarak ormanı ölümcül bir sessizliğe bıraktı. Kurt adam keçesi sıradan bir canavar değildi. Çok ünlü bir kurt adamdı geçmişte kırmızı yaprak kasabasında sayısız katliam yapmış, neredeyse kırmızı yaprak kasabasını bir ölüm kasabasına çevirmişti. Bir öfke anında Yıldızay Krallığı ordusunu felti kuşatmak için göndermişti. Sonunda büyük kılıç ustası Hilton tarafından ağır yaralandıktan sonra felt, yaralarını tedavi etmek için ölümcül ormana kaçmıştı. Ölümcül orman zindanının var olmasının nedeni buydu. Cehennem modunda Felt'in üç mutlak yeteneği vardı. İlki, ölüm bakışı, idi. Bakıldığını hisseden düşmanların saldırı hızı ve hareket hızı büyük ölçüde azalır. Eğer kişinin iradesi zayıfsa, hareket edemeyebilir bile. Şu anda çeviklikte yalnızca Sifeng 30 puana sahipti. Sahip olduğu 3 gizli temel yeteneği etkinleştirdikten sonra ölüm bakışına karşı belirli bir miktar direnç kazandı. Diğer insanlara gelince, onların tepkileri çok ağırlaşırdı. Bu yüzden Sfeng, kurt adam keçesini kontrol altında tutan kişi olarak kalırken, uykulu tembellik sürekli olarak sifengi iyileştirdi. Ancak Drowsy Sloton kullanım hızı yarı yarıya yavaşlamıştı. Yakın dövüş oyuncularına gelince, onların hiçbir yardımı olmadı. Ancak bunun nedeni yardım etmek istememeleri değil, yardım etmenin hiçbir yolu olmamasıydı. Kurt adam keçesinin saldırı hızı çok hızlıydı. Saldırılarına tepki veremeyecek derecedeydi. Sanki doğrudan bir Oksima romanından çıkmış bir uzmanla karşı karşıya geliyorlardı, normal insanların hiçbir şekilde müdahale etme şansı yoktu. Eğer aceleyle savaşa gitselerdi daha fazla sorun yaratırlardı. Bu yüzden yandan izlemek yine de daha iyiydi. Şu anda yalnızca menzilli büyücüler hasar veriyordu. Ancak verilen hasar çok düşüktü. Blajkiyen'in kara okları bile yalnızca 24 hasar veriyordu. Yalnız, kükremeyi kes. Feltin aniden nefes aldığını gören Skifeng hemen bağırdı. Yalnız kar uzun zamandır bu ana hazırlanıyordu. Hemen ileri gitti ve hücuma kullanarak Feltin bir saniyelik bayılma durumuna girmesine neden oldu. Daha sonra hızla geri çekildi. Skifeng, Tundering Flash, Double Jhop ve Jhop kullanma şansını yakaladı. Birbiri ardına gelen saldırılar Feltin göğsüne iniyordu. Felt nefesini bile geri alamadan ağız dolusu kan tükürdü. Siegfang ona korkunç bir eksi -500 hasar vermişti. Bir anda Feltin'in HP'si %78'e düştü. İzleyen herkes şaşkına döndü. Siegfang'in güçlü eylemleriyle ilgili olarak söyleyecek tek sözleri vardı, inanılmaz. Siegfang'in görüş yeteneğinden daha da etkilendiler. Aslında Feltin vücudunda böyle bir zayıflık keşfetmişti. Artık herkes Siegfang'in göründüğü kadar basit olmadığına dair güvence aldı. Ancak Sifeng büyük bir heyecan göstermedi. Her ne kadar cehennem kükremesini yarıda kesmiş ve partiyi silmekten kaçınmış olsalar da, bu ters bir etki yaratacaktı. Biraz dolusu kan tükürdükten sonra kurt adam keçenin durumu çok daha hoş hale geldi. Başını çevirdi ve keskin pençelerini hemen Sifeng'e kesti. Feltin pençelerinin kesme hızı öncekinden bir adım daha hızlıydı ve gökyüzünü pençelerinin ardıl görüntüleri ile dolduruyordu. Ancak Skifeng de zayıf değildi. Güç, çeviklik ve dayanıklılık Skifeng bu niteliklerin üçünün de gizli temel becerilerini etkinleştirdi. Bu becerilerin etkinleştirilmesi Skifeng'in yapısının artık ortalama bir oyuncununkine benzemediği, olağanüstü bir yapıya sahip olduğu anlamına geliyordu. Skifeng'in ölümcül ormana gelmesindeki en büyük varlığı, herhangi bir anda etkinleştirebileceği bu olağanüstü durumdu bununla normal oyuncuların yapamayacağı şeyleri yapabiliyordu. Pençe görüntüleri ile dolu bir gökyüzünün altında Sifeng hala güvende ve sağlam kalabilirdi. Sanki Sifeng ardıl görüntülerin altında dans ediyormuş gibiydi. Bazen Sifeng, kaçınamadığı saldırıları savuşturmak için kılıcını kullandı. Bu, olağanüstü bir durumda olmanın gücüydü. Beş duyusu son derece hassas hale geldi ve beyninin işlem yetenekleri olağanüstü derecede odaklandı. Siegfried vücudunu en büyük potansiyeline kadar kullanabilirdi. Ancak ortalama bir oyuncu olsaydı bu tür başarıları gerçekleştiremezlerdi. Olağanüstü durum hem zihinsel hem de fiziksel olarak yorucuydu. Eğer Siegfried buna daha önce alışmasaydı böyle bir durumu yalnızca birkaç saniye koruyabilirdi. Pençeler ve kılıç iç içe geçerek sayısız göz kamaştırıcı kıvılcım yarattı. Her iki tarafın da hepesi sürekli düşünüyordu. Neyse ki Sifeng, Drow's Yeslot'un zamanında iyileşmesiyle değişimden sağ çıkmayı başardı. Daha sonra, Sifeng'in komutası altında, Lonelis ara sıra cehennemin kükremesini keser, Kola ise Sifeng tehlikede olduğunda felti durdurur ve Blajki'ye, Felt'in hareketlerini kontrol altına almak için Evil Hip'i kullanırdı. Böylece kurt adam keçenin HP'si sürekli azaldı, yüzde yetmişinci, yüzde yüzde otuzuncu. Herkes patrona dönük olarak düz bir çizgide dursun. Hızlıca. Skifeng, kurt adam keçesinin keçesi HP'sinin yüzde otuza yaklaştığını görünce aceleyle bağırdı. Kurt adam keçesi, HP'si %30'a düştüğünde en korkutucu hale gelirdi bu süre zarfında cehennemin kükremesini durdurmak imkansızdı. Bunu ancak doğrudan karşılayabilirlerdi. Kimsenin tereddütü yoktu, patronun çılgına dönmek üzere olduğunu biliyorlardı. Hemen harekete geçerek kurt adam keçesine karşı düz bir çizgi oluşturdular ve aynı zamanda ondan 30 yarda mesafeyi korudular. Kurt adam keçesinin hepesi %30'a ulaştığı anda kürkü renk değiştirmeye başladı. Bir an içinde kürkü kar beyazına döndü ve gözlerinden iki damla kansızdı. sızdı. Göğsü de sanki şişmiş bir kurbağaymış gibi hızla genişlemeye başladı. Sifeng hemen yer çekimi kurtuluşunu etkinleştirdi ve hızla herkesin önüne ulaştı. Kola, koruma kutsamasını benim için kullan. Sifeng yüksek sesle bağırdı. Protection Blessing, bir parti üyesinin aldığı hasarı 6 saniye boyunca %50 azaltmayı başardı. Bu 5 dakikalık bekleme süresine sahip hayat kurtaran bir beceriydi ve şu an onu kullanmak için mükemmel bir zamandı. Koruyucu şövalyelerin koruma kutsaması ve kalkan savaşçılarının kalkan duvarı. Bu iki beceri ölümcül ormanın cehennem modu'nda yüksek bir düşme oranına sahipti. Daha önce Ski Feng'in bazı gereksiz gece tavşanlarını temizlemek için zaman kaybetmesinin nedeni bu beceriyi, koruma kutsamasını elde etmekti. Bölüm 30 Kızıl Kılıç. Kola çoktan beri bu ana hazırdı. Sifeng emri verdiği anda ağzı ilahi metinleri söylemeye başladı. Altın ilahi metinlerin çizgileri Sifeng'e doğru koştu. Koruma nimet. Aniden Sifeng, göz kamaştırıcı bir altın parıltı yayan sayısız altın ilahi metinle çevrelendi. Aynı zamanda, hattın arkasındaki Drossislot, sürekli olarak iyileştirme ve yaşam duası yaparak Skifeng'in hepesini tamamen geri çekti ve onu en iyi durumuna geri döndürdü. Bir saldırı saldırısına hazırlanın. Kesinlikle arkamdan ayrılmayın. Kurt adam keçesinin görüş hattının onlara doğru kaydığını gören Skifeng, emir verdiği gibi abif kılıcı göğsünün üzerinde tuttu. Skifeng'in sözlerini duyan herkes gerilmeye başladı. Başlangıçta yürekleri cesur değildi artık kalpleri deli gibi atmaya başlamıştı. Kurt adam keçesi yeteneğini kullanmadan önce bile soğuk terlerle kaplanıyorlardı. Aniden kurt adam keçesi hareket etti. Genişleyen göğsü yukarıya doğru hareket etmeye başladı, boğazından geçip ağzına doğru ilerlemeye başladı. He o oh, u. Oh. Bir anda Sifeng dışındaki herkes kalplerinin atmayı bıraktığını hissetti. Sanki dünya guriye dönmüş ve sessizleşmişti gökyüzünde süzülen kuşlar da hareketsiz kalmıştı. Herkes kurt adam keçesinin vücudundan yayılan çok sayıda gri renkli dalgayı açıkça görebiliyordu. Seri üstüne seri, sürekli olarak genişledi. Koyu gri dalgalar hızla herkesin önüne ulaştı. Ancak bir kaslarını bile hareket ettiremiyorlardı. Bunun nedeni hareket etmek istememeleri değil, bedenlerinin düşüncelerinin hızına yetişememesiydi herkes zamanın son derece yavaş bir hızda aktığını hissedebiliyordu. Ancak herkes zamanın hareketinin yavaş gibi görünse de aslında hızın zirvesinde olduğunu anlamıştı. Tıpkı kılıçları çaprazlayan mutlak uzmanlar gibi, değişim gerçekleştiği anda zaman son derece yavaş akacaktı. Şu anda sadece Skifen hafifçe hareket etti. Hayalet öldürme. Koyu gri dalgalar Skifeng'in önüne ulaştığı anda onun doppelgangeri onun önünde bloke olmuştu. Aynı zamanda görsel ikiz, parlayı kullandı. Daha sonra gri dalgalar görsel ikizle temasa geçti. Ancak görsel ikizin siperi tarafından engellendiler, oysa kopyanın kendisi bir adım geri çekildi. Vücudunu ancak Sifeng ile çarpıştıktan sonra stabilize etti. Görsel ikizin kendini stabilize etmesinden hemen sonra, başka bir dalga dalgası yıkıcı bir şekilde geldi. Dalgalar bu kez görsel ikizin vücudundan geçerek hepesinin anında 300 puan azalmasına neden oldu. Arkasındaki Skifeng de eksi 30 hasar alırken, Skifeng'in arkasındaki diğerleri eksi 20 hasar aldı. Ancak dalgalanmalar tek bir dalgayla durmadı. Üçüncü dalga dalgası görsel ikizin içinden geçtiğinde bedeni anında parçalanmıştı. Skifeng'in kafasının üzerinde de eksi 100 puanlık bir hasar belirdi. Ardından koyu gri dalgalar birbirini takip etti. Eksi yüz, eksi yüz, eksi yüz, eksi yüz. Skifeng'in hepesi sadece 90 puan kalana kadar tekrar tekrar düştü. Son dalga dalgası Skifeng'den kurtulmak üzereyken siperi kullandı. Hong, Skifeng geriye doğru büyük bir adım attı. Ancak herhangi bir hasar almadı. Arkasındaki insanlar da zarar görmedi. Bununla birlikte, birkaç saldırı dalgasından geçtikten sonra HP'leri %50'yi geçmedi. Şu anda Drowse Sloton kurtarması yalnızca Skifeng'in vücuduna indi ve Skifeng'in HP'sini 140'a geri çekti. Ardından Life Payment kullanarak 130 HP'yi iyileştirdi. Skifeng için. Bir an içinde Skifeng'in HP'si %50'nin üzerine çıktı. Bu kükreme gerçekten çok güçlü. Hatta işimizin bittiğini bile düşünmüştüm. Blajki'ye alnındaki soğuk teri sildi. Eğer Sifeng önlerinde bloke olmasaydı, şimdiye kadar hepsi gitmiş olurdu. Sifeng'in neredeyse nasıl öldüğünü düşündüğünde Blajkiye'nin kalbi hızla atmaya başladı ve dakikada 180 atışa ulaştı. Eğer Sifeng ölürse o zaman onlar da öleceklerdi, partide kurt adam keçesini uzun süre tespit edebilecek başka kimse yoktu. Şu anda herkes Sifeng'i e sanki bir canavara bakıyormuş gibi baktı. Siegfried'in bu saldırılardan ikisini engellemek için benzerini ustaca kullanacağını asla hayal edemezlerdi. Ayrıca son saldırıda siperi kullanmıştı. Siegfried'in hem hasarı hem de HP'yi hesaplama şekli kesinlikle mükemmeldi. Böyle bir teknik kesinlikle tanrıların diyarına aitti. Hepiniz hayal kurmayı bırakın. Patrona hızla saldır, şu anda zayıflamış durumda. Feng, partisinin tepkisine yalnızca omuz silkti. Böyle bir teknik birkaç yıl içinde pek çok uzman tarafından yapılabilir. Ancak Stephen henüz rahatlamamıştı. Şu anda en çok dikkat etmesi gereken şey patrondu. Kurt adam keçesi ile baş etmenin ne kadar zor olduğunu yalnızca o biliyordu. Rüzgar bıçağı. Yer çekimi özgürlüğü etkinleştirildiğinde, Skifeng anında Felt'in önüne geldi. Abisal kılıcı sıkıca kavradı ve Felt'in göğsüne sürekli saldırılar gönderdi. Gürleyen flash. Çifte doğrayın. Kesmek. Eksi yüzü aşan hasar, kurt adam keçenin kafasının üzerinde birbiri ardına ortaya çıktı. Diğer parti üyeleri de her saldırıda eksi yirminin üzerinde hasar verebildiler. Çok hızlı bir şekilde kurt adam keçesinin hepesini yüzde on düşürdüler. Feltin örmek üzere olduğunu gördüklerinde herkes heyecanla gülümsedi. Dikkatsiz olmayın. Blajkiye, şeytan kırbacını kullan. Yalnız kar, hücumla sözünü kesmeye hazır ol. Skifeng kurt adam keçesinin saldırısından kaçarken emretti. Ne yapılması gerektiğinin bu şekilde söylenmesiyle herkesin yüreği bir anda sıkıştı. Ölüm bakışı ve cehennemin kükremesi zaten hayal edilemeyecek kadar korkutucuydu. Burada başka bir parti olsaydı çoktan mezarlıkta yeniden canlanırlardı. Kurt adam keçesinin gerçekten başka bir güçlü yeteneği olabilir mi? Bu cehennem modu ne kadar korkunçtu. Sifeng sürekli olarak kurt adam keçesinin hepesine dikkat ediyordu. Feltin hepesi yüzde ona düştüğünde üçüncü büyük hamlesi nihayet geldi. Ölüm çılgına. Bu hareket, ölene kadar yere Wolf Feltin saldırı hızını %100, hareket hızını yüzde kırk ve saldırı gücünü %100 artıracaktır. Sayısız elit partinin çılgınca küfretmesine neden olan da tam olarak bu hareketti. Det Serk'i etkinleştirdikten sonra Werewolf Felt'in kürkü kırmızıya dönmeye başladı, bir anda rengi kan kırmızısı olmuştu. Kızıl kırmızı gözleri ve keskin dişleri de eklenince Felt dikkat çekici bir şekilde kan şeytanına benziyordu. Korkunç görünümü herkesin istemeden bir adım geri çekilmesine neden olmuştu. Felt'in yaydığı tehlike havasını açıkça hissedebiliyorlardı. Sihifeng, kanama efektini 5 katmana istifleyerek başka bir double jump kullandı. Daha sonra dönüp koştu. Dead Berserk'i etkinleştirdikten sonra, seviye 5'in altında felti engelleyebilecek hiç kimse yoktu. Buna, büyülü silah olsa bile Skifeng de dahildi. Tek yöntem onu uçurmak ve keçeyi yavaş yavaş ölesiye öğütmekti. Skifeng 10 yarda mesafeden kaçtığı anda, feltin kalın kalçaları aniden iki katına çıktı bacaklarından biri aniden yere çarptı ve onu bir ok gibi uçunarak Sifeng'e doğru koştu. Sifeng büyük kayanın bulunduğu yere ulaşmak üzereydi ama arkasında Felt'in hızı çok hızlıydı. Kesinlikle başaramadı. Sifeng aniden 90 derecelik keskin bir dönüş yaptı. Hong Kurt adam keçesi herhangi bir dönüş yapmadan doğrudan yolunu kapatan büyük kayaya çarptı ve onu moloz haline getirdi. İnsan kafası büyüklüğündeki parçalanmış kayalar 10 metreden fazla uzağa uçtu. Böyle korkunç bir gücü görünce Kola gibi vahşi bir adamın bile kalbi titredi. Eğer o pençeler ona çarpsaydı kesinlikle et ezmesine dönüşürdü. Şu anda Skifeng Felt'ten 20 metreden fazla uzaklaşmıştı. Bu arada büyücülerin saldırıları hiç durmadı. Felt'in hepesini sürekli olarak sıfırlıyorlar. Skifeng'in Felt'i uçurma planı başarılı oldu. Ne zaman kurt adam keçesi yetişecek olsa, yalnız kar ona hücum ediyordu. Daha sonra bunu bir kemik kırıcı ile takip ederek Felt'in hızını büyük ölçüde düşürdü. Daha sonra bir kez daha Felt'ten uzaklaştı. Lionel Snow'un becerileri bekleme süresindeyken Blazki'ye, Felt'i bir kez daha daraltmak için Evil Hip'i kullanıyordu. İkisinin becerilerinde hızlı bir bekleme süresi vardı. Sıhifeng'in ara sıra yaptığı Abdissal bind ile Kurt adam keçesi ile duraklamadan oynamak için mükemmel bir döngü oluşturmuşlardı. Yüzde yedinci, yüzde altıncı, yüzde beşinci, yüzde üçüncü. Sonunda Felt'in yalnızca yüzde bir hepesi kaldığında Sıhifeng aniden arkasını döndü. Rüzgar bıçağı, gürleyen flash, kesmek, çifte doğrayın. Sifeng'in tek kılıcı kurt adam Felt'in göğsünü kesti ve son yüzde bir hepesini aldı. Sistem, partiniz cehennem modu zindanını temizleyen ilk kişidir. Ödüller yüzde yüz arttı, yağma %100 yüz arttı. Sistem, ölümcül ormanın cehennem modu temizlendi. 800 bin EXP ödüllendiriliyor. O anda kurt adam keçesi patladı ve ondan fazla eşyayı düşürdü. Ve aralarında Sifeng'in gözlerini parlatan biri vardı. Kızıl kılıç taze kan renginde bir kılıçtı. Donuk kırmızı bir parıltı yayınıyordu ve ayrıca bıçağın kenarlarından hafif kırmızı sıvı damlaları damlıyordu. Kılıcın tamamı yoğun bir öldürme aurasını ortaya çıkardı. Si çok düşük bir düşme oranına sahip olan öğenin aslında onun önünde görüneceğini asla hayal etmemişti. Türk Lirası Notları 1. Uçurtma, video oyunlarında ve başka yerlerde menzilli bir dövüşçünün koşarak ve ateş ederek göğüs göğüse dövüşçü ile çatışmasını tanımlayan bir terim. Bunun iki amacı olabilir: A. Göğüs göğüse mesafenin dışında kalarak düşmana zarar vermek veya B. Düşmanın sizi takip etmesini sağlamak ve böylece onları belirli bir konuma yönlendirmek.